La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Nur Muhammed. Ya eyyühellezine amenu sallu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökte necdal inerek öpse o par aldı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömeyim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez kardeş, vatan bölünmez. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez kardeş, vatan bölünmez. Yumruklar sıkılmış, çatılmış kaşlar. Çatılmış kaşlar Hakk'a kenetlenmiş kartal bakışlar kartal bakışlar bedeller üstüne yılsa taşlar yılsa taşlar şehitler ölmez kardeş şehit Allah yolunda, din yolunda, iman yolunda, Kur'an yolunda, vatan sathında, vatanın bütün sınırlarında namusuma, namahremeli değmesin diye uğraşan, didinen, çaba gösteren, bunun için canını hiçe sayan bu şehitlerin ünvanını siz gerçek manada anlayamazsınız. Zaten şehitler de o zevki taktıkları için, o ünvanın yüceliğini bildikleri için tekrar tekrar bizi öldürseler de Allah için savaşsak, vatan için canımızı tekrar feda etsek de o can verirken aldığımız lezzeti, o can verirken aldığımız tadı tekrar hissedebilsek diye geçiriyorlar. Dahası en yüce makam olan peygamberlik makamında bulunan peygamberler bile o tadı tatmak için şehitlik mertebesine gıpta ediyorlar. Bir de bizim yaşadığımız
Bugün 100. yılını, yıl dönümünü kutladığımız bir asırlık bir destanımız var, Çanakkale Destanı. Bu destanda şehit olanlar var. Bu destanı şehitler yazdı. Bu destanı orada gaziler yazdı. Bu destanı yüreğinde, gönlünde vatan muhabbetini, milletin muhabbetini, dahası Allah'ın sevgisini, Allah'ın muhabbetini, peygamberin muhabbetini taşıyan o koca insanlar, o koca yürekli insanlar aldılar. Sana dar gelmeyecek vakberi kimler taşsın? Ne demek? Sen o kadar yücesin ki, kim kazarsa kazsın, o kabir sana dar gelir. Ben böyle anlıyorum. Kimler kazacak sana o kabri? O kabri kimler kazacak? Gücü yetmez ki. Senin Allah nezdindeki Allah nezdindeki makamını, o yüceliği istihap edecek. İstihap edecek. Yani orayı kapsayacak boyutta kabri kimse kazanmaz. Ona gücü yetmez. Onların kabirleri aydınlık. Onların kabirleri böyle genişti. Onların kabirleri cennet bahçelerinden birer bahçe olarak duruyor. O zevki onlar yaşıyorlar. Bu vatanı bırakmanın bedeli olarak. Tarih içerisinde bu güzel vatanımızda herkesi gözü olmuş. Bu güzel vatanımızı zapt etmek için, bu güzel vatanımızı bizim elimizden almak için. İşte Haçlı dünyası, bizim dışımızda İslam'a düşman olan, İslam'a hor bakan, Müslümanları zelil gören, Müslümanların zillete düşmesini isteyen, Müslümanların aziz olmasını istemeyen düşmanlar bu vatan üzerinde her türlü desiseyi hileyi kurmuş. Ama Allah'a kul olmak, Allah için yeri geldiği zaman bu vatanın evladı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve vatanın bütün sathında canını hiç çekinmeden feda edebileceğini onlar anlamamışlar. Onlar öyle bir neslin olduğunu, öyle bir gizli gücün o nesilde bulunduğunu idrak edemedikleri için Çanakkale'de o imkansızlıklar içerisinde, o mahdut imkanlar içerisinde, o sınırlı imkansızlıklar imkanlar içerisinde imkansızlıkların çok olduğu, yoğun olduğu bir dönemde işte bir baş kaldırış, bir haykırış, bir yüreğin haykırışı, bir gencin haykırışı. Türkiye'nin hemen her yerinde insanlar bu vatan için 250 bin kişi şehit olmuş. Ama işte bu vatan bize bırakmış. Bu vatan o kadar ucuz değil. Bu vatan o kadar ucuz değil de değerli kardeşlerim. Ecdadın hakkını vermemiz lazım. Ecdadın bize emanet ettiği bu vatanı korumada, bu vatan evlatlarını yetiştirmede, tekrar Allah korusun, bizim başımıza gelebilecek bu tür felaketlerde bu vatan sathında gözünü kırpmadan şehit olabilecek nesiller yetiştirmek lazım. İşte terörden bir sürü gencimiz gitti. Gözünü kırpmadan vatan için mücadele ettiler. Sadece iç düşmanlar, dış düşmanlar değil, iç düşmanlar da durmuyor. Bu vatanı, efendim, ölmek için, bu vatandan, efendim, bir şeyler koparabilmek için herkesin bir hesabı var. Ama biz hesabımızı iyi yapalım. Biz bu vatanın sahipleriyiz. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Biz aziz milletimizin ahbabıyız. Aziz ceddimizin ahbabıyız. O zaman o cedde layık bir şekilde yeri geldiği zaman işte şehitlik rütbesine koşarak gidebilecek bir ruh ve haleti ruhiye içerisinde, bir zenginlik içerisinde, bir yürek doluluğu içerisinde,
bir engin muhabbet içerisinde gidebilecek nesilleri yetiştirmemiz lazım. Rabbim o nesilleri bize lütfeylesin. Ey şehit oğlu şehit, ister ölenden makber. Sana ağaçını açmış duruyor peygamber. Ne yapacaksın makberi? Ne yapacaksın kalbi? Ne yapacaksın kalbin geliştiğini? Sana alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kucağını açmış bekliyor. Seni kucaklamayı bekliyor ey şehit. Sen makberi ne yapacaksın? Kabri ne yapacaksın? Zaten kabri istesen de sana uyacak, sana biçilecek, kabri kazacak bir güç yok. Rabbim bizleri şehitlik ruhundan mahrum bırakmasın. Vatan ve millet aşkından, vatan ve millet sevgisinden, vatan ve millet mefkuresinden ve muhabbetinden bizleri mahrum bırakmasın diyoruz. Vatan ve millet sevgisinden, vatan muhabbetinden ve aşkından bizleri mahrum bırakmasın. Rabbim namusumuza dokunmak isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim sınır çizgimize el atmak isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim bu vatan satında, bu güzel vatan satında bizleri ezandan mahrum bırakmasın. Bizleri namazdan mahrum bırakmasın. Bayrağımız hep dalgalansın. Gönlümüz, yüreğimiz Rabbimizin aşkıyla yuvalansın. Rabbimizin aşkıyla dolu olsun. Peygamber Efendimizin muhabbetiyle dolu olsun ki hepimiz inşallah hem Rabbimizin rızasına nail olalım hem de Hazreti Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım. Thank you.